Sayın Jandır siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradaki konu e, Amerika Birleşik Devletli mi olması yoksa e, ne kadar acaba günlük ya da saatlik öde mi? Yani e, gülüyorum. sinirim bozuyor şundan hani e, pastanın üzerindeki çilekleriz ya. Şimdi Jeremy bir rifkini bir çilek olarak tanımlayabiliriz ama ortada pasta yok. Yani şimdi bu adam kitapları 35 dile çevrilmiş, 20'nin üzerinde kitap yazmış falan filan bir adam var karşımızda. Fakat bu adamın Ekonomi politikalarındaki belirleyiciliği şöyle bir belirleyicilik. Bu adam e, bütçe yapmayla veya vergi yasasıyla vesaire uğraşmıyor. Bu adam diyor ki kardeşim diyor liberalizm bu dünyayı diyor çok kötü kullandı. Kapitalizm ve liberalizm biz diyor şimdi internet çağı yani sanayi devrimi 3 diye bir tanımlaması var burada makinelerin birbiriyle konuşması, ekolojik bir medeniyet yaratma projeleri geliştiriyor. Bu adamın temel projeleri aslında bununla ilgili. Şimdi Niye yanlış adam? Ee, eğer biraz e, COP26, COP27'yi en son Mısır'da yapılanı takip etselerdi. Bakın Türkiye'deki durum şu. E, 40 civarında ülke 2030'a kadar kömürden çıkma sözü verdi. Türkiye şu anda gerek elektrik gerekse enerji ihtiyacından dolayı kömürden şu anda çıkmayacak. Türkiye'nin şu anda COP'taki vaatleri şöyle vaatler. Biz diyoruz ki COP'a. Biz 2038'e kadar bizim karbon emisyonumuz artacak Türkiye olarak. Biz artan karbon emisyonumuzu daha az arttırma sözü veriyoruz. 2038 ile 2050 arasında karbon emisyonunu sıfırlamak gibi. Yani bu adamın aslında üzerine inşa etmeye çalıştığı o ekonomik model 2038'e kadar Türkiye için çok mümkün olmayan bir ekonomik model. Bu işin birinci tarafı. İkinci tarafı Kemal Derviş meselesinde şöyle bir algı var. Bakın, e, Türkiye'de pancar üretimini bitiren, tütün üretimini bitiren, yani tütündeki e, uğraşan aile sayısını %50 azaltan ve IMF ile Dünya Bankası'nın politikalarını dayatan ya şu kadar günde şu kadar yasa geçecek meclisten diye Türkiye'de siyasetin üzerine hegemony kurmuş bir örnektir Kemal Derviş. Dolayısıyla Türk halkının hafızasında ee, çok da iyi yer etmez bir kere bunu özellikle Anadolu'da özellikle çiftçi kesiminde Kemal Derviş ve Amerikalı bir danışman meselesi kötüdür adam kıymetli bir adam mı? Evet adam kıymetli bir adam ama ben bu adamın e, bir buçuk sene önce dünyada en fazla karbon emisyonu yapan yer Çindir Çin'deki e, katıldığı bir online konferanstaki konuşmasını biliyorum. Adam aynı zamanda, e, müşteri bulmaya çalışan bir şey var. Yani hiç aktif siyasetin içinde yer almamış ama Fransa'ya da danışmanlık yapmış. Ama bu bütün yaptığı danışmanlık yaptığı ülkelerin şöyle bir özelliği var. Ağır sanayiyi topraklarının birazcık daha dışına çıkarıp e, hizmet teknolojisi, bilgi teknolojisiyle gelişmekte olan ülkelere bir danışmanlık vermiş. Bir notun daha altını kalın kalın çizmek lazım. Bakın enerji güvenliği meselesinde Almanya'yı yerden yere vuruyorlar. Yani işte güneş enerjisi Alman ekonomisini büyütmeye yetti vesaire deniyordu ama Rusya ile doğal gaz krizinin ardından şu anda Almanya'da Bundesliga'da yani en önemli liglerinde gece maçlarının bir kısmını gündüz maçına çevirmek zorunda kaldılar. Ve sebep bunu gösteriyorlar. Evet şimdi ortada şöyle bir şey var. Bu adam çevre, ekonomi ve e, hakikaten e, endüstri devrimi 3 için doğru bir adım olabilir ama Türkiye'nin Ekonomik şartları, Türkiye'nin çevreyle ilgili şartları e, bunlar şu anda mümkün değil. Kaldı ki dünya genelinde mümkün değil. Almanya doğal gaz krizinden dolayı tekrar kömüre dönmeye başladı. Tekrar kömür havzaları oluşturuyor. Kapattığı termik santralleri tekrar açmaya başladı. Yani bugün Almanya'da olsa Almanya'da da onun yapmak istedikleri tam olarak hayata geçemez. Söylediğim gibi algı olarak neye yarar derseniz... E, hani işte çevre, yeşil ekonomi vesaire bunlar çok güzel laflar ama vatandaşın beklediği daha somut şeyler var. Mesela bugüne kadar hiç duymadığımız eğitim politikası. Eğitimle ilgili yarın bir şey söyleyecek mi? Biraz önce bahsettim. Vergi reformu, vergi reformu ile ilgili bir şey söyleyecek mi? Israrla merak ettiğim konu Mavi Vatan bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek mi? Çünkü danışmanın zaman zaman ne işi var Türkiye'nin Libya'da gibi cümleler kurmuştu. Ben yarın ee, çok iyi olmasını ümit ederek dinleyeceğim. Hep söylediğim şey, bir ülkede muhalefet ne kadar iyi olursa, iktidarı o kadar iyi olmaya zorlar. Dolayısıyla ben iyi bir CHP muhalefetine Türkiye'nin çok ihtiyacı olduğuna inananlardanım. Ama söylediğim gibi yani işte e, yeşil enerji, yeşil ekonomi falan bunlar güzel laflar ve bir şeyi daha hatırlatmakta fayda var. Yani e, bütün bunlar oluyor bitiyor da e, şu anda işte e, Altılı Masa'da Saadet Partisi Genel Başkanı ülkeyi koalisyon gibi yöneteceğiz. Anayasayı değiştiremezsek 5 yıl böyle idare ederiz diyor. Bakanları Cumhurbaşkanı'nda biz söyleyeceğiz diyor. İstişare kuruluyla gidecek falan filan diyor. Bu kadar belirsizin içinde yani pasta yok ortada. Jeremy Rifkin bir çilektir. Ama yanlış zamanda ve tabanı olmayan bir pasta için çileği aldınız ama nereye koyacağınız belli değil. Peki Sayın Sayan siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve nasıl bir açıklama ya yapacak sizce CHP de. lideri Kemal Kılıçdaroğlu? Ya da bir beklentiniz var mı Sayın Şendir gibi? Ee, çok fazla beklentiye girmemeye çalışıyorum. Çünkü en son beklentiye girdiğimizde kendisinden baş orta açıklaması gelmişti. Ee, o yüzden e, bu siyasette yapılacak olan açıklamaların daha çok şov temelli olduğunu düşünmeye başladım. Son dönemde bizim dışımızdaki muhalefeti incelediğim zaman... E, Siyaset öyle bir hale gelmiş ki işte büyük açıklamalar yapılacağız yapacağız diyorlar ama altından hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi tabii ben de kendisinin kitaplarına baktım, yaptığı makaleleri şöyle hızlı bir şekilde incelemeye araştırmaya çalıştım. Türkiye'nin gerçek problemlerine ne kadar değinebilecek? Vatandaşın cebindeki parayı ne kadar yerine getirebilecek? Ee, tabii bu tartışmalı bir konu ama önceden ben de fikir yürütmek istemiyorum. Özellikle yarınki açıklamanın daha akademik, bilimsel temelli değerlendirmeler yapmak bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıklamaları yaptıktan sonra daha dediğim gibi bilimsel temelli, akademik düzeyde açıklamalar yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama tabii şu da var, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yöntemi belimsemesi çok da yeni bir şey değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının fikri alınmadan çok da kendi partisiyle örtüşmeyen isimleri, siyasetçileri de biz getirdiğini görmüştük. bu deneyimi de yaşamıştık ve izlemiştik. o yüzden göreceğiz. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olacakmış. Aslında Sayın Serven'in sorduğu soruları ben de yöneltecektim. Sayın Östran 2018 yılında yaptığı açıklamaya dayanarak Bizim bürokratlarımızın, bizim uzmanlarımızın, bizim akademisyenlerimizin neyi eksik diyeceğim. Neden yabancı danışman tuttunuz diyeceğim ve kaç dolara tuttunuz diyeceğim. Çünkü kendisi uluslararası anlamda da biraz evvel konuştuk. Danışmanlık şirketi olan, danışmanlık veren isimlerden bir tanesi. Şimdi bu... Tabii kendine yerli ve milli diyen Türkiye'deki siyasal partilerin Yabancı danışmanlarla çalışması bence önemli bir sorun alanı. Diğer bir boyut da biraz evvel de konuşuldu. Şimdi bunlar Türkiye'nin problemlerini ne kadar biliyorlar, ne kadar nüfus edebilecekler. Biliyorsunuz bütün dünyada büyük bir kriz var. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bir enerji krizi var. Elbette ki yenilenebilir enerji, yeşil enerji, biz de bunları destekliyoruz ve bu alanlara geçilmesi, yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii bir de dünyanın gerçekleri var. Bu dünyanın gerçeklerini hedef alan ve Türkiye'nin buradaki pozisyonunu belirleyen, Gerçekçi politikalar mı konuşulacak yarınki açıklamada yoksa daha üst düzeyde bizim akademik kitaplarda da okuduğumuz daha ütopik ve kuramsal bilgilerden de bahsedilecek. E, bu Bunu da ben merakla bekliyorum ama dediğim gibi bence doğru olan şey yarınki açıklamaları dinledikten sonra e, daha gerçekçi, Peki. rasyonel ve bilimsel bir değerlendirme yapmaktır. Peki Sayın Başbuğ siz nasıl değerlendiriyorsunuz e, CHP'nin yeni danışmanını diyelim? Valla hemen aklıma gelen KJ'de olduğu gibi Kemal Derviş. Yani yaşanmış acı bir örnek var ve e, enteresan da bir süreç var. Şimdi hatırlarsanız e, 8 saat çok tartıştık ne oldu ne bitti diye. Şimdi bir anda bir listeyle karşılaştık. Hatta o 8 saati de konuşurken e, şöyle bir başlık açmıştım. Biz bu 8 saatte neler olduğunu önümüzdeki günlerde yaşananlardan okuyabileceğiz. Onlara yönelik bir takım yaşananlardan sonra daha çok yorum yapabileceğiz demiştim benim aklıma gelen acaba o 8 saatte bu isimler konuşuldu mu Bunlar bir anda ortalığa çıkmadığına göre bir altyapısı olmalı bu görüşmelerin ne ara görüşüldü neler planlandı neler konuşuldu merak konusu E şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Hani şu anki pozisyona baktığınızda ben e, farklı bir dünyada yaşadığı kanaatindeyim yani evet bir takım isimlerle geliyorsunuz e, ve bu isimleri bir anda e, gündeme düşürüyorsunuz. Acaba hani bırakın ülke gündemini, Kendi partisinin içinden bile bu konuda bir tartışma, bir görüşme, bir mutabakat var mı? Benim için merak konusu. Her ne kadar özel e, destekler, mahiyette bir takım açıklamalar yapsa da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da bunun ciddi tartışılacağı kanaatindeyim. Çünkü... Seçmen tarafında diyorsunuz değil mi? Milletvekilleri bazında da. Hmm. E şimdi... E, proje hep sorduğumuz o altılı masa yedili masa her neyse bu projeniz nedir ne ürettiniz ne getirdiniz dediğinizde şu ana kadar elde edilen bir ortaya somut veri yok İşte. yarın açıklar mı peki somut veriler ya da mesajlar benim hiç ümidim yok mesela benim yarın en çok merakla beklediğim öyle bir planımız var ki krizi sonsuza kadar sonlandıracağız dedi şimdi bu çok iddialı bir çıkış e, bu nasıl bir plan ve bahsedilen kriz ne ve nasıl oluyor da sonsuza kadar, yani şu ana kadar yeryüzünde hiç kimsenin başaramadığı bir iş dillendiriliyor, bunu merak ederim. Ama ben bunun yanında e, böyle bir e, somut elle dokunulur proje olacağı kanaatinde değilim. Çünkü e, hani ciddi bir süreç geçti, halen biz bekliyoruz özellikle o e, koalisyon masasından neler e, çıkacağı konusunda. E şimdi bahsettiğimiz kişiler, işte danışman diye getirilen kişiler, Gerçekten tartışılması gereken kişiler. Ee, Özay Hocam kitaplardan bahsetti, işte bir takım geçmiş sefahattan bahsetti ama e, benim incelediğim 6 ülkede bir fiil faaliyet göstermiş. İşte Portekiz, Fransa, İspanya, Almanya, e, keza Slovenya. E şimdi Altısına da baktığınız takdirde, örneğin Portekiz Başbakanı Sokrates bir felaketti diyor. Birlikte yaşadığı süreç. İspanya keza aynı şekilde ee, krizin baş sebebi diyor. İşte Almanya Yeşiller Partisi ki Amerika tarafından desteklenen bir parti orayla çok içli dışlı ve şu anki enerji politikalarından dolayı Almanya'nın yaşamış olduğu krizi bağladıkları bir kişi. E Şimdi böylesi bir kişi bize ne kazandırır veya Türkiye'yi ne kadar tanır benim için merak konusu. Bildiğim kadarıyla yarın e, bir e, e, dijital ortamda toplantıya katılacakmış. Neler söyleyeceğini herhalde benden fazla Cumhuriyet Halk Partililer merak ediyordur. Şimdi bu açıdan baktığınızda ben Türkiye'ye katkıları konusunda ciddi endişelerim var. Üstelik bir de geçmişte az önce değerli Selvi hocamın ifade ettiği, İpek hocamın ifade ettiği bir takım çıkışlar var. Eleştiri yönünde bulundukları Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki McKinsey bir araştırma şirketiydi işte 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir e, maliyet ve dönüşüm ofisinde görevlendirmek istediği ve ciddi tartışılan bir danışma şirketiydi ki zaten olmadı. Oradaki söylemlere baktığınız takdirde bugünküyle yaşananların taban tabana zıt olduğunu görüyorsunuz. Mesela Sayın Aslı Baykal'ın ifade ettiği o e, duyunu umumiye bir fiil Sayın Kılıçdaroğlu tarafından o günlerde dile getirilmiş. Şöyle söylüyor, ekonomi yönetimimiz bir yabancı şirketin kucağına bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemi. Bu yeni bir duyunu umumiyedir. Bundan daha büyük bir felaket yoktur. IMF'den bile daha ağır ve kötüdür. Hani o zamanki alınan tedbire ve alınmak istenen ki hani olmadığını da özellikle altını çizmek isterim. Yine aynı şekilde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gene o yapılanmayla ilgili devletin tüm mali bilgilerini e, ezanımıza, bayrağımıza saldıranlara teslim edeceksiniz diyor. Amerika'yı kastederek. Yine Kemal Kılıçdaroğlu kendi milletine ve devletine güvenmeyip bir Amerika şirketine güvenen bir hükümetin bu topraklarda yeri yoktur diyor. Şimdi ne zaman söyleniyor bunlar? İşte bahsettiğim yıllarda ne değişti de şimdi bir anda hani o ezana bayrağı küfreden veya oraya güvendiği için bu topraklara asla gelmemeli denilen mantığın bu topraklarda tekrar aynı işi yapmasında ne gerekçe olabilir? Ben merak ederim. E şimdi konuşmacılara, ve o kadroda isim sayanlara baktığınız takdirde benim gördüğüm başlıklar bir IMF'ye gerçekten çok yakın isimler ve şiddetle o dönemde de IMF'yi savunan isimler. Aynı zamanda işte çözüm süreci vesaire gibi bir takım e, örgüt destekli e, fikir ve mantık üreten kişiler. Şimdi bunların hepsi tesadüfen bir araya geldi. Bunun sorgulanması lazım. Ki ben IMF konusunda özellikle çok endişeliyim. Çünkü e, Durmuş Yılmaz Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz aylarda dışarıdan da bana göre suni olarak yaratılan bir ekonomik kriz başlangıcında IMF'ye gitmekten başka şansınız yok diye ben masalara vurduğunu çok iyi biliyorum. Merkez Bankası Başkanı. E şimdi bana desen ki hani bütün partilerin ismini kapatalım ve bir vatandaş olarak nedir arzun emelin desen benim ilk isteyeceğim dışa bağımlılığı sıfırlayacak IMF ile bağların koparılmasıdır. Kriter kıstas olur benim için. E bu iktidar sayesinde Allah şükür ona kavuştu. Yani bu devletin şu an IMF hiçbir ilişki ve bağı yok. Ve ben iyi hatırlıyorum gençlik döneminde IMF öylesine bir sarmaldı ki esnafın, iş adamlarının ya kaç paraysa toplayalım, ülkece verelim, bir an önce kurtulalım şu beladan dediği günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta elde avuçta ne varsa vatandaşta bile yeter IMF e borç harç verdi işte faizi şu kadar geldi bir an önce kapatalım kendi yağımızla kavrulalım dediği günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Ve bana göre de rahmetli Atatürk'ün de devleti töhmet altına sokacak hiçbir evra hiçbir kağıda bir kuruşa dahi imza atmayın diye diye ruhunu teslim ettiği süreçten sonra başlayan o borçlanmalar bizleri işte ta o noktalara getirdi. E şimdi aynı mantığın hortladığını görmek vatandaş olarak beni ürkütüyor. E şimdi buna yakın isimlerin bir araya gelmesi ve bunu da bir ekonomik kurtuluş gibi lanse edilmesi beni ürkütüyor. Yarın bugün yani olası bir iktidar değişikliğinde işte Türkiye'nin ekonomik, şartları bunu gerektiriyor. IMF ile tekrar masaya oturuyoruz derlerse ne yapacağız? Keza çözüm süreci işte yani oraya yakın isimlerdi ki e, Daron Acemoğlu mesela o dönemde de çok şiddetle bunu savunan bir kişiydi. Gene bu ekibin içinde ismi geçenlerden. Ben örnek belki bir zaman kalırsa konuşuruz. Demirtaş'ın bir anda Apo ile Abdullah Öcalan'la görüşeceğim diye ortaya çıkışı ve bu yaşananlar acaba üst üste bir oyunun parçaları mı? Bunların iyi sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Zira e, burada hani o bahsettiğim başlıklarda IMF yanlısı ve yine Batı yanlısı ve bu bahsettiğim özellikleri de taşıyan bir güruhun e, bir yapıyla birleştirilmesi ve bir kurtarıcı rolüyle de ülkeye sunulmasını iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi hem siyasi e, vekilleri tarafından hem de tabanı tarafından. Çünkü benim mantığım hep şöyle işler. Ya bu vatanın evlatları yok mu? Yani burada e, kendi çarkını döndürecek. Peki. Onu da geçin. Hani son Çok özür dilerim. Aslında hocam şunu tartışmak gerekmiyor mu? Sol, sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partinin, Hani İsveç, Olof Palme tarzı bir daha sosyal demokrat, daha insanlara dokunan bir orta sınıfı güçlendirmeye ya da orta sınıfı inleştirmeye çalışan bir ekonomi politikası izlemesi beklenirken bu adam o adam değil. Yani zaten Amerika Birleşik Devletlerinden gelmesi, Peki. hani orada birazcık daha belki sol olduğunu da hatırlatmakta fayda, fayda var. var. ya var. İzmir İktisat Kongresi'nin okumalarında fayda sol var. Sol mu acaba gerçekten? Ya işte e, fayda var. Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ndeki e, durduğu e, ekonomik bağımsızlıkla ilgili e, noktaların falan okunduğu zaman daha net ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum İzmir. mesela. Peki. Ama. Kongreden ne faştınız. Bu şükür? başlığı kapatmak istiyorum. Son bir cümle şunu söyleyeceğim. Önemli bir başlık bir aslında. Bir şey ekleyebilir miyim Göksu Hanım? Sayın Servis sizle başlayacağım. Bir şey e, yeni mi? bir başlık ekleyin buyurun. Son cümle şunu söyleyeyim. IMF Tabii. veya bu Şunu tür... ekleyeceğim. Ee... Tamam geliyorum. Sayın Başbuğ'da da sözlerini tamamlasın hemen size dönüyorum. Buyurun. Burada saygülüyor. herkesin şunu sorgulaması lazım. IMF veya bu tür şahsiyetler üzerinden kendini düze çıkaran veya bulunduğu konumdan kurtulan kaç ülke var? Bir tane yok. Peki, İMEF'e dahildir bu dedi. Buyurun Sayın Servi, ekleyin. Şunu ekleyeceğim, Coşkun Başbuğ'un eee konusundaki kaygıları yersiz kaygılar değil. Hatırlarsanız 2019 yılında IMF temsilcisi Türkiye'ye geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisinden Faik Öztrak, İyi Parti'den Sayın Durmuş Yılmaz IMF ile Ankara Hilton'da gizli bir otel görüşme odasında yaptınız. görüşme yapmışlardı. Bu da gizli bir görüşmeydi. Daha sonra ortaya çıktı. Yani IMF ile şimdiden otel odalarında gizli kapaklı görüşme yapan bir muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü ve ekonomi kurmayı, İyi Parti'nin ekonomi kurmayı bu görüşmeleri yaptılar. O nedenle Coşkun Başbuğ'un e, kaygısı yersiz değil. Belli ki eğer bir iktidar olma imkanları olursa IMF ile çalışmayı şimdiden kendilerini hazırlıyorlar.